Bitman Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Shiba Inu'nun analizini yapacağız ve bu analizimizde artık böyle. Diğer videolar gibi uzun olmayacak. Bu şekilde arkadaşlar sizlerin de analizini etmeyi istediğiniz coinleri lütfen aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar hepsini aynı şekilde özel videolar çekeceğim. İlgilendiğim alan eğer tabi e, tabii ki radarımdaysa o coin'i daha önce incelediysem tabii ki incelemelerini yapıp sizin için kısa videolar 1-2 dakikalık içerisinde videolar yapıp kısa ve hızlı bir analiz gerçekleştireceğim. Öncelikle bugün Shiba ile başlıyoruz. Shiba üzerinden yine bana özel mesajlardan istek gelmiş. Shiba paylaşmıyorsunuz hocam. Arkadaşlar Shiba'yı daha önce söyle Demiştim sizlere. Şiba'da şöyle güzel bir haber var. Bakın yani haber aslında bir alım haberi. Ve şu anda bir balina bir saatten kısa bir sürede. Bu da bugün gün içinde gerçekleşti. Ee, 1 milyon dolar değerinde bir jeton alımı yapmış. Yani arkadaşlar daha önce de biliyorsunuz ki bir Ethereum balinasının bir Ethereum balinasının daha önce 500 milyon dolarlık bir alım yaptığını daha sonra 300-400 milyonluk alımları daha önceki videolarımda analizlerimde paylaşmıştım. Tabii ki paylaşımların nedeni de yine aynı şekilde bu projeye bu adamlar hani salak değil de 500 milyon dolar yatırıyor. Demek ki bir bildikleri var ve yükseleceklerini ve tabii ki de projenin gidişatına göre orada burada zaten kullanılmaya başlıyor ve metaverse de giriyor. Aynı şekilde yakımları devam ediyor. Oyunları çıkmaya baş çıkacakmış ilerleyen zamanlarda. Bununla ilgili haberlerde kulağıma gelmeye başlıyor başladı. bunun da detaylı bir incelemesini yaptıktan sonra yine aynı şekilde bir özel video yapacağım. Dediğim gibi şu anki fiyatına da baktığımızda 0.20'lerde, 0.20'lerde yani biz bunu böyle söylüyoruz. Aynı şekilde baktığımızda da şöyle düşen güzel bir trend var arkadaşlar. Burada yine bakın burada güzel bir direnç seviyesi var, destek seviyesi var. Özür diliyorum. Bu destek seviyesini aşağıya yönlü kırmadı daha. Ya yani burada sağlam tutunuyor ki ben bunun aşağısına da kıracağını da düşünmüyorum. Burada yine bir yatay seyir yaptıktan sonra yukarı yönlü hareketini yakında başlayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bunda sadece sabredenler kazanacak arkadaşlar. Aynı şekilde piyasanın genel bir durumuna baktığımda da Bitcoin yine 37 bin dolar seviyelerine kadar yeniden geldi. Sabah itibariyle 38 bin, 900, 39 bin civarlarında seyrederken daha sonra direnç seviyesinden aşağıya doğru yine bir sakma gerçekleşti. Bitcoin'in de yine burada kalacağını bir miktar daha düşünüyorum. Umarım yukarı yönlü bir hareket yapar. Yine biliyorsunuz ki borsaların bir operasyon yapmasıyla longları patlatabilirler arkadaşlar. Burada da dikkatli olmak da fayda var. Tabii ki Ethereum yine Bitcoin'den daha hızlı düzelttiği için kendini hızlı bir şekilde topluyor ve bunlar da Altcoiners de Ethereum'dan peşinden hızlı bir şekilde kendilerini topluyor. Solana biliyorsunuz ki düşüşte neredeyse 55 dolara kadar gelmiştir. Şu anda yeniden 2x yapmış durumda. Orada da yine 32 bin dolar seviyelerine düştüğünü de bir tweet atmıştım. Beni yine Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Tweet atarken dedim ki çok güzel bir alım fırsatı var ki bunu değerlendirenler olduysa arkadaşlar şu anda zaten çoğu kişi %30-%40 civarında karlarda altcoinlerde. Dediğim gibi Shiba hakkında ve genel piyasa hakkında düşüncelerim bunlar. Dediğim gibi yine aynı şekilde aynı e, analizin etmemi istediğiniz lütfen aşağıda yorumlarda belirtin ve videoya like atmayı. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bol kazançlar diliyorum.